Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle Amerika'da öğrenciyken ve burada ilk yaşamaya başladığınızda yaşayabileceğiniz, yapabileceğiniz işleri inceleyeceğiz. Bu web sitelere ücretsiz abone olup servislerinden para kazanmaya neredeyse aynı gün başlayabilirsiniz ve birden fazla sektörde hemen çalışabilirsiniz. Bu video kesinlikle sponsorlu değil. Tamamen bilgi amaçlı yaratılmıştır. 1. Tur rehberi. Amerika'ya giderken zaten yaşayacağınız yeri araştırmış olacaksınız. Öğrenciyken ise oldukça zamanınız olacaktır. Eğer haritada yön bulma konusunda da biraz iyiyseniz tur rehberi olarak iş yapabilirsiniz. Hem de bunun en güzel yanı illa bir şirkete bağlı çalışmanız gerekmiyor. Eğer kampüs dışında çalışma izniniz var ise Vailable sitesinde tur rehberler olmak başvuruda bulunup ilanınızı verip çok rahat hemen çalışmaya ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Aşağıda sizin için bir link ekliyor olacağım. Oradan siteye girip bakabilirsiniz. Saatlik 15 dolardan başlıyor ücretler. 2. Tamir uzmanı. Eğer tamir konusunda iyiyseniz başkalarının evine gidip onların evlerinde kırık ya da yapılması gereken işleri yapabilecek bilginiz varsa TaskRabbit ya da Zerli sitelerine üye olabilirsiniz. İki site arasındaki fark, TaskRabbit Amerika genelinde daha yaygın. Zerli şu an sadece Denver, Minneapolis, Kansas ve Northern Virginia eyaletlerinde geçerliği var. Site linklerini yine aşağıda bulabilirsiniz. Siteye üye olmak ücretsiz. Saatlik 45 dolardan başlıyor kazançlar. 3. Taksi Uber. Belki biliyor olabilirsiniz, Amerika'da araba almak ucuz ve çok rahat. Örneğin, askeri bir ücretle çalışıp çok rahat giden bir araba alabilirsiniz. Lüks olmaz ama işe yarar. Türkiye'de Uber yeni geldi diye biliyorum fakat Amerika'da yıllardır var ve Amerikalılar neredeyse hiç sarı taksi kullanmıyorlar. Hangi şehre ya da eyalete giderseniz özellikle büyük semtlerde Uber bulmak çok rahat. Gittiğiniz ve kaldığınız yere göre Uber şoförlüğü yapıp geçiminizi sağlayabilirsiniz. Bence oldukça zor bir iş fakat kısa süreliğine işinize yarayacaktır. Haftalık minimum 200 dolar ile çalışma saatlerine bağlı olarak fiyat daha da yükseğe çıkabiliyor. 4. Pet sitter. Eğer hayvanları seviyorsanız bu iş imkanı çok seveceğinizi düşünüyorum. Pet sitter, hayvan bakıcılığı işi, Vag gibi birçok uygulamayı telefonunuza indirip talebe göre köpek, kedi bakıcılığı yapabilirsiniz. Bu köpeklere yürütmek olsun ya da evde bakım olsun çok rahat yapılabilecek bir iş. Örneğin akşam işten geldikten sonra yürüyüş yapmak isterseniz bu uygulamayı açıp hem yürüyüp hem de bir köpeği yürütüp para kazanabilirsiniz. Saatlik 15'e 20 dolardan başlıyor fiyatlar. 5. Photographer, fotoğrafçı. Fotoğrafçılığı sevenler için en güzel iş imkanı sanırım bu. Güzel fotoğraf çekiyorsanız ve minik de olsa bir portfolyonuz varsa düğün ya da mekan fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Bu da aynı diğer uygulamalar gibi istek üzerine yapılan işlerden ve geliri etkinlik başına 50 dolar ile 100 dolar arası. 6. Secret Shopper, gizli alışverişçi. Bu sanırım kadınlar için en güzel yan iş. Gizli alışverişçiler olarak bilinen bu yan iş şu şekilde işliyor. Sizi bir mağazaya gitmek için görevlendiriyorlar ve mağazaya girdiğinizde oranın raf düzenini, müşteri memnuniyetini, temizliğini ve genel durumu kontrol edip bilgi topluyorsunuz. Mağazaya secret shopper olduğunuzu belirtmiyorsunuz tabii ki. Gelir düzeyi saatlik olarak değişebiliyor. 8 dolardan 15 dolara kadar yolu var. 7. Rent your space, evinizi kiralayın. Amerika'da kaldığınız evde ekstra bir oda varsa ve bunu kiralayıp para kazanabilirsiniz aslında. Airbnb ya da Verbo gibi sitelere fotoğrafları yükleyip reklamınızı yapıp oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Kazandığınız rakam evin odanın koşullarına göre değişiyor. 40 dolardan günlük 300 dolara kadar çıkabiliyor. 8. Sell your stuff, ThredUp. Son olarak kullanmadığınız kıyafetler varsa ThredUp sitesini kullanıp para kazanabilirsiniz. Size ücretsiz olarak toplama torbalarını gönderiyorlar ve sizin içine eşyalarınızı gönderip kargolamanız kalıyor sadece. Kargoyu da onlar ödüyorlar. Kıyafetlerinizi aldıktan sonra değer belirliyorlar. Geri dönüşüm için ve evde yer açarken para kazanmak için güzel bir yöntem bence. Sizin de bildiğiniz farklı yöntemler var mı? Varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ya da yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.